Benim babaannem de ama bütün köyün, annemgilin ve dedemin dediği gibi bak hele derdim ben de ona. Dedeme ise dedi. Dedem babamın anneme davrandığından daha iyi davranırdı bak hele. Sen yorulma, ineği ben sağarım. Gider sağardı. Su vereyim mi bak hele? Verirdi. Bazı geceler çok soğuk olurdu yayla. Dur bak hele derdi bak helenin elindeki odunları alıp. Sobayı ben yakarım. Yakardı. Şehre indiği her sefer kalın kalın kitaplar getirip bak hele derdi. Al oku sen, işlerine ben bakarım. Bak hele dedeme kocaman güler. Sağ ol İbrahim deyip gömülürdü getirdiklerinin arasına. Okurken suyun altına girmiş de nefesini tutuyormuş gibi gelirdi bana. Sıkılırdım önce, sonra korkardım, sonra gidip dedemin eteğini çekiştirir, bakaleye bir şey mi oldu dede diye sorardım. Şşş derdi dedem. Okuyor oğlum ne olacak? Hadi gel biz de gazetenin resimlerine bakalım seninle. Alırdı beni kucağına, işaret parmağıyla göstere göstere okur anlatırdı. Sen niye okumuyorsun dede? İşte ben de gazete bakıyorum ya. Yanlarına gittiğim her yaz bir şeyler öğrenirdim. Kitap okunur, gazete bakılırdı mesela. Sağılan ineğin arkasında durulmazdı. Uyuyan köpeğin yakınından geçilmez, eriye tırmanılmaz, örümcek öldürülmez, kelebeğin kanadına dokunulmazdı. Öğrenirdim. Bak hele macirdi. Macir ne demek dedi? Göçmen demek oğlum. Göçmen ne demek? Başka memleketten gelmiş insan demekti. Okul gibiydi benim için köy. Duvarsız, çatısız. Kışın şehirde okurdum, yazın köyde. Yazdan yaza gelip gidiyor, her yaz biraz daha büyüyor, okur yazar falan oluyor. Dedemin getirdiği gazetelere kendim bakmayı, bakalenin elinden bıraktığı kitapları kendim okumayı öğreniyordum. Macir'in macir değil, muhacir olduğunu mesela. Orta ikide. Ve bakalenin gözünün içine bakan dedeme saygı duymayı, onu giderek bakaleden daha fazla sevmeyi öğreniyordum. Ama dedemi daha çok sevdiğim için değil. Dedem bakaleyi babamın annemi sevdiğinden daha çok sevdiği için. Babam annemden su isterdi. Semiha su getir. Dedem bakale istemeden getirirdi suyunu. Soğurur da getirirdi hem. Semiha çay koy derdi babam. Dedem çayı demler, getirip bakaleye ikram eder, beğendin mi diye de sorardı. Babam anneme kızardı sık sık. Temizlik yaparken ayağını kaldırıver dediğini duysa bir rahat vermedin diye terslenirdi. Bağırtacaksın beni şimdi çocuğun yanında. Annem korkardı babamdan. Dedem bakale evde yokken temizlerdi evi. En çok da onun oturup kitap okuduğu köşeyi temizlerdi. Mis gibi yaptım bak hele. Otur, rahat rahat oku. Bak hele dedemden hiç korkmazdı. Bakar öğrenirdim ben. Güzel şeyler öğrenirdim. Lise sondaydım. Bir kış vakti döndüm ki babam evde. Gözleri kızarmış. Annem bir köşede hem ağlıyor hem toparlanıyor. Köye gidiyoruz. Hazırlan dediler. Bakale ölmüş. Yol boyu bakaleyi düşünmeye çalıştım ama hep dedem geldi gözümün önüne. Kime su getirecekti? Kim yorulmasın diye ineği sağacak? Kim rahat okusun diye köşeyi süpürüp silecek? Kim için çay demleyecekti? Ne edecekti dedem? Biz vardığımızda gömmüşlerdi bakaleyi. Günahmış. Ölü bekletilmezmiş. Dedem önümüzde düştü. Annem ağlar. Köyün küçük kabristanına gittik. Başucuna bir tahta dikmişler. Toprak hamile gibi kabarmış. Bakale içinde yatıyor. Ama ben gene ona veremedim aklımı. Gözüm de dedemdeydi. Gönlümde. Ne zaman başucu tahtasında Vesile Kara, Ruhuna Fatiha yazısını gördüm. Anca o zaman bakaleye gitti aklım. Vesile, acaba diye düşünüyordum dua edermiş gibi yaparken.
Bakale babaannemin gayrimüslim adıydı da dedem tutup vatan hasreti çekmesin diye. Ama yok. Bakale yedi göbekten Müslümandı. 3 gün kaldık köyde. Gelenden gidenden anneme de yaklaşamadım, babama da. Ağlayıp duruyorlardı. Dedem donmuş gibiydi bir tek. Gözü hep Bakale'nin kitap okuduğu köşede, onu ne kadar özlediğini bilmesen gülüyor dersin. Yüzünde de yumuşacık bir ifade. Annemgil komşulara veda etmeye gidince cesaretimi toplayıp yanaştım dedemin eteğine. Dede, dedim. Bakale ne demek? Anlattı. Canım demekmiş. Ve aşkım. Ve bir tanem. Ve her şeyim. Ve ömrümün varı. Gözümün nuru. Ve kalbim. Ve ışığım. Ve daha yüz binlerce güzel söz. Güzel ses demekmiş. İlk canım demek istediğinde ağır etmiş dedem. Hanım dese malım demiş gibi olur diye korkmuş. Vesile dese çok resmi, soğuk. Ama kendinden tarafa bakmasını istiyormuş. Onu görmesini, onun içini, yüreğini, sevdasını fark etmesini istiyormuş. Anlatacak, dökülecek, gerekirse ağlayacakmış. Baksana dese olmaz. Bak hele demiş devamını getirebilecekmiş gibi. Bak hele dönüp bakmış. Dedem bütün söyleyeceklerini unutup öylece kalmış. Beklemiş, beklemiş bak hele. Gülümsemiş. Dedemin elini tutmuş. Bakmış ki dedem yutkunup duruyor. Anladım İbrahim. Anladım. Sen bana bak hele de bundan sonra. Ben anlarım senin ne demek istediğini. Aşk, aşık olduğunla yek vücut olmakmış. Öyle dedi dedem.